Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde recursion functions dediğimiz yineleme fonksiyonlarını göreceğiz. Yineleme fonksiyonları arkadaşlar, yazmış olduğumuz fonksiyonun kendi kendini çağırması demektir. Şimdi vereceğimiz örnekle bunu daha iyi anlayacağız. İlk örneğimizi faktöriyel alma örneği olacak arkadaşlar. Hemen faktöriyel fonksiyonumuzu tanımlayalım. Int factorial int diyelim arkadaşlar. Girmiş olduğumuz integer tam sayı değerinin factorial değerini tam sayı olarak döndürsün. Değişkenlerimizi tanımlayalım arkadaşlar. Int a diyelim. Daha sonra ilk olarak şey yapalım arkadaşlar. Fonksiyonumuzu tanımlayalım burada. Int factorial int diyelim yine. Sayı olsun bu. Küme parantezleriyle başlıyorduk hatırlayacağınız gibi. If diyelim arkadaşlar sayı küçük ya da eşitse 1'e faktöriyel değeri 1 olacağından dolayı direkt return 1 diyelim. Else return sayı çarpı factorial sayı -1 şeklinde olacak. Noktalı virgülle bunu sonlandıralım arkadaşlar. Ve son olarak da küme parantezle bunu kapatalım. Ve bu fonksiyonu arkadaşlar yazmış olduğumuz main fonksiyonu içinde çağıralım. Hatta ekrana bastıralım. Printf diyelim. Yüzde d faktöriyel işareti olsun arkadaşlar burada. Eşittir diyelim. Yüzde d'ye ilk d'miz faktörel ifadesi yani a değeri olacak arkadaşlar. Virgül diyelim ve faktöriyel a deyip fonksiyonumuzu çağırmış olalım. Ve neticesini ekrana bastırsın. Yani faktöriyel a buradaki işlemleri yapacak ve sonucu bulacak. Daha sonra o sonucu ekrana bastıracak. Şeyi unuttum arkadaşlar. Buradan kullanıcıya a değerini girmesini yani faktöriyel alınmasını istediği değeri girmesini söyleyelim. Printf diyelim. Faktöriyel alınmasını istediğiniz sayının değerini giriniz diyelim. Daha sonra scanf ile bunu yüzde d pardon tırnak çift tırnak içinde yüzde d virgül adres operatörümüz ve a diyelim. Ve programa göz atalım arkadaşlar. Gözden kaçan herhangi bir hata var mı? Bir hata görünmüyor. Compile ve run diyelim. Faktöriyel alınmasını istediğiniz sayının değerini giriniz. 3 diyelim örneğin. Faktöriyel 3 hatırladığınız gibi 6 idi arkadaşlar. Evet 6 sonucunu bulduk. Tekrar çalışalım. 5 diyelim. Ve 120 değeri faktöriyel 5 eşittir. 120 değerini bulmuş olduk. Şimdi bu recursion functionların yani yineleme fonksiyonlarının nasıl çalıştığını öğrenelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk olarak faktöriyel isimli fonksiyonumuzu tanımladık. Int gönderecek fonksiyonumuz ve biz bu fonksiyona integer tam sayı gireceğiz. Daha sonra fonksiyonumuzu arkadaşlar burada tanımladık. Faktöriyel int sayı dedik herhangi bir değişken atadık. Ve
If dedik, sayı küçük eşittir 1 ise, return 1 dedik. Bu ne demek? Sayı 0 ya da 1 ise bir sonucunu döndür. Else sayı bunun birden büyükse yani, o zaman bu ifadeyi döndür. Yani sayı çarpı faktöriyel sayı eksi 1. Bu ne demek? Bu faktöriyel sayı eksi 1 sonuçta 1. Bu fonksiyonun çağrılması demek. Bu ne yapacak arkadaşlar? Bu fonksiyonu çağıracak. Örneğin biz sayı değerine ya da yani burada girmiş olduğumuz a değerine 3 dediğimizi düşünelim. Dolayısıyla bu sayı değerine 3 atamış olacağız. Bu 3 sayısı gelecek arkadaşlar buraya. Sayı 3'ten birden küçük ya da eşit mi? Hayır değil. Dolayısıyla bu şartlar geçerli olmamış olacak. Else gelecek. Return diyecek. 3 çarpı diyecek arkadaşlar. Faktöriyel sayı eksi 1. Sayımız 3 olduğundan dolayı faktöriyel 2 ile çarpımı demek. Yani 3 çarpı faktöriyel 2. Peki faktöriyel 2 ne arkadaşlar? Burada arkadaşlar faktöriyel 2 sayısını bulacak. Faktöriyel 2 bu şartı kontrol edecek. Küçük ya da eşittir 1 mi? Hayır. Dolayısıyla return 1 demeyecek. Buraya gelecek. Sayı değerimiz 2 ile 3, ilk baştaki değerimiz 3'tü. Şimdiki sayı değerimiz 3 çarpı 2 olmuş oldu. Yine faktöriyel bu sefer 1 değerim olması lazım. Yani işlemi tersten yapmış oluyoruz aslında arkadaşlar. Faktöriyel 3, 3'ü bulmak yerine önce faktöriyel 2'yi buluyor. Daha sonra faktöriyel 1'e geliyor. Ve faktöriyel 1 değeri, pardon arkadaşlar. Faktöriyel 1 değeri burada gördüğünüz gibi sayı küçük ya da eşittir 1 ise return 1. Faktöriyel 1 değeri 1 olduğundan dolayı buradan faktöriyel 2 değerini bulmuş oluyoruz. Faktöriyel 2, faktöriyel 3 değeri de 3 çarpı faktöriyel 2 idi. Faktöriyel 2, 2 çarpı faktöriyel 1'di ve faktöriyel 1 değerini biz 1 olduğunu bulduğumuzdan dolayı 2 çarpı 1, 2 olacak faktöriyel değeri. Faktöriyel 3 değeri de 3 çarpı 2 şeklinde 6'yı bulmuş olacağız. Yani bu işlem şunu yapıyor arkadaşlar. En tepedeki değeri alıyor. 1 alttakini buluyor. Faktöriyel 3 değerini bilmiyor. Faktöriyel 2 değerine bakıyor. Onu da bilmiyor. Faktöriyel 2 değerinin ne eşit olduğunu biliyor fakat. O da ne eşittir? 2 çarpı faktöriyel 1 değeri. Faktöriyel 1 değerini de bulduğumuz için, bildiğimiz için arkadaşlar faktöriyel 3 değerini bulmuş oluyoruz. Bu şekilde fonksiyonumuz işlemini tamamlamış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu var arkadaşlar. Fonksiyonumuz ya programımız pozitif sayılar girdiğinde her zaman çalışacaktır. Fakat daha önceki derste dediğim gibi kullanıcının yanlış değer girebilme olasılığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Örneğin programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Bu sefer eksi 1 değer girelim. Eksi 5 diyelim örneğin. Eksi 5 faktöriyel eşittir 1 değerini aldı. Fakat böyle bir şey tanımı değil. Çünkü eksi 5 girdiğimizde bu şart sağlanıyor mu? Evet, sağlanıyor. Yani eksi 5 birden küçük, dolayısıyla direkt 1 dönder şeklinde işlemi tamamlıyor. Fakat eksi 5 faktöriyel 1'e eşit değil. Onun için bunu düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya hemen if diyelim. Sayı büyüktür 0'sa bu işlemleri yapsın. Bu faktöriyel bulma işlemini. Else diyelim. Yani ya da else if de diyebiliriz. Sayı negatifse de arkadaşlar, pardon, bize hata versin. Printf diyelim. Negatif sayı girdiniz desin. Tabi bunun başına ters slash n diyelim. Ve compile run diyelim arkadaşlar. Örneğin eksi 4 diyelim. Negatif sayı girdiniz dedi. Ve bunu 1'e eşitledi. Burada da bir hata yaptık. Fonksiyonumuz herhangi bir değer döndürmesi gerektiğinden dolayı arkadaşlar buraya return 0 diyelim.
Ve programı tekrar compile run edelim. Eksi 1 diyelim. Ön ya da eksi 2 diyelim. Gördüğünüz gibi eksi 2 faktöriyeli 0 olarak atamış olduk. İkinci örneğimiz arkadaşlar Fibonacci serileri ile ilgili olacak. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar Fibonacci sayıları 0 ve 1 ile başlıyordu. Ve sonradan gelen her Fibonacci sayısı kendinden önceki Fibonacci sayısının toplanması şeklinde yapılıyordu. Örneğin 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 şeklinde devam ediyordu bu sayı. Yani 0, 1 toplamı 1 ediyor. Bir sonraki 3. Fibonacci sayısı 1 olacak. 1 ile 1'in toplamı, hatta şu yazalım arkadaşlar Fibonacci serisinin nasıl olduğunu. 0, 1 şeklinde başlıyor. Daha sonra bu iki sayının toplamı şeklindeydi. Bu iki sayının toplamı 1. Dolayısıyla 3. değerimiz 1 olacak. 4. değerimiz arkadaşlar, bu iki sayının, son iki sayının toplamı 1 artı 1, 2 olacak. Bir sonraki değerimiz 1 artı 2, 3 olacak. Bir sonraki değerimiz arkadaşlar 2 artı 3, 5 olacak. Bir sonraki 3 artı 5, 8 şeklinde devam eden serimizdi. Buna devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam eden programımızı yazalım şimdi. Faktöriyel programımızın ismini Fibonacci diye değiştirelim. Yine aynı şekilde olsun. Faktöriyel demeyelim, buna da Fibonacci diyelim. Aynı şekilde devam etsin. Buraya Fibonacci diyelim. Faktöriyel Fibonacci demiştik. Buradaki işlemleri silelim arkadaşlar. Ve Fibonacci fonksiyonumuzu yazalım. If sayı eşit eşit sıfırsa veya arkadaşlar bu işaretler çizgi işaretleri veya demek, yani if'te birden fazla şartı kontrol edebiliriz. Veya sayı eşittir sıfır dedik, sayı eşittir eşit eşit bir ise return sayı şeklinde, else return Fibonacci n eksi 1 artı Fibonacci n eksi 2 şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi şunu üzerine duralım biraz. Birden fazla şeyi kontrol edebiliriz demiştik arkadaşlar. Burada veya demek, yani sayı sıfıra eşit olursa veya sayı 1'e eşit olursa bunu gerçekleştir demektir. Yani iki olasılıktan herhangi biri sağlandığı zaman if şartı gerçekleştirilmiş olacak ve return sayıyla sayıyı döndürmüş olacağız. Peki diğer bir işaretimiz nedir arkadaşlar? Burada iki tane olması gerekmiyor bu arada. Yani birden fazla, ikiden de fazla olabilir. Yani çok fazla sayıda olasılığı aynı anda kontrol edebiliriz. Diğeri de arkadaşlar ve. Örneğin bir programda iki tane şartın aynı anda sağlanmasını istiyorsunuz. Bunu iki tane if ile yapabilirsiniz. If dersiniz, birinci şart yazarsınız. Ve parantez içinde ikinci if'inizi yazarsınız. If dersiniz, ikinci if'i. Ya da direkt and, yani adres operatörü dediğimiz bu ve işaretiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu demek, sayı sıfıra eşit olduğu zaman ve sayı 1'e eşit. Bu tam mantıklı olmadı. Çünkü hem sayı hem sıfıra hem 1'e eşit olamaz. Örneğin farklı bir değer diyelim. Sayı 2 diyelim mesela. Sayı 2 1'e eşit. Sayı 0, şunu da sayı 1 diyelim. Sayı 1 sıfıra eşit olduğunda ve sayı 2 1'e eşit olduğunda gibi bir şart koyabilirsiniz yazmış olduğunuz programınızda. Yani bu şunu kontrol edecek. İki şartın da sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu iki şart sağlandığı zaman if
yapısı gerçekleşmiş olacak. Daha sonra yazılmış olan programı yapacak. Dolayısıyla bu V'dir arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 2'den fazla şeyi kontrol edebilirsiniz. Yani çok fazla sayıda şartın sağlandığı zaman, yani aynı anda sağlandığı zaman, gerçekleştirilmesini istediğiniz zaman V'yi kullanıyorsunuz. Ya da bu şartlardan herhangi biri gerçekleştirildiği zaman yazmış olduğunuz komutların yapılmasını istiyorsanız bu sefer veya komutunu kullanacaktınız. O da çizgi işaretiyle yapılıyor arkadaşlar. Tekrar eski haline getirelim. Evet arkadaşlar, Fibonacci sayımızı programımızı yazmış oluyoruz. Şimdi bu programı compile edelim. Compile etmeden önce arkadaşlar programa yine bir göz atalım. Fibonacci dedik. Bu ifadeyi değiştirelim arkadaşlar. Faktöriyel almıyoruz artık. Ve burası n olmayacak arkadaşlar. Hep Fibonacci sayılarını tanımlarken n kullanıldığından dolayı n yazmışım yanlışlıkla. Buraya da arkadaşlar sayı diyoruz. Çünkü bu girmiş olduğumuz değeri sayı olarak atamıştık ilk başta burada. Şimdi compile ve run diyelim arkadaşlar. Fibonacci alınmasını istediğiniz sayının değerini girin. Örneğin 2 değerini girelim. Fibonacci 2 eşittir 1'edir. Çünkü 0 ve 1'dir ilk iki sayı arkadaşlar. Dolayısıyla Fibonacci sayımız 1 oldu. Farklı bir değer girelim. Fibonacci 3 diyelim. Fibonacci 3 değerimiz arkadaşlar 0, 1, 1, yani 1 ile 1'in toplamı 2 şeklinde olacağından dolayı Fibonacci 3 sayımız 2 olacaktır. Tekrar çalışacağım arkadaşlar. Fibonacci 3 sayımızda 3 girelim. Pardon. Fibonacci 4 girecektim arkadaşlar. Fibonacci 4 sayımızda 3'tür. Yani 0, 1, 1, 2, 3, 2 artı 3, 5, 8 şeklinde devam ediyordu. Son örneğimizde arkadaşlar şey yapalım. 5 diyelim. Gördüğünüz gibi Fibonacci 5 de 5'e eşit. Çünkü son iki değişken 2, 3'tü. 2 artı 3, 5 şeklinde oldu. Evet arkadaşlar, bu dersimizde yineleme fonksiyonlarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, hoşça kalın.